teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. Oscar ödüllü yönetmen James Cameron 26 Mart günü dünyanın tabanı olarak bilinen Büyük Okyanus'un batısında Mariana Çukuru'nun 11 kilometre derinliğindeki Challenger Deep'e dalarak 50 yıldır yapılmamış bir yolculuğa imza attı. Cameron derin denizleri konu alan 3 boyutlu belgesel çalışması adına gerçekleştirdiği serüvende bir ilke imza atarak kameralarla donatılmış araçta tek başına 3 saat geçirdi. Challenger Deep Mariana Çukuru'nun küçük bir alanı. Mariana Çukuru Büyük Kanyon'dan 50 kat büyüklüğe sahip. Yani o bölgede daha keşfedilecek çok şey var ve biraz zamanımızı alacak. İsmini bölgeden alan tek kişilik denizaltı 7.3 metre boyunda ve kalın çelikten yapılmış küçük odacıklı yapısıyla okyanus dibine rahatlıkla inmesi için dizayn edildi. Avustralya Sydney'de tasarlanan araç okyanusun en derin alanına 2 saatin sonunda ulaştı. Denizaltı aslında sadece basınç yüzünden aşağıya doğru 3 inç uzunluğunda bir kayma yapıyor. Yani benim içinde bulunduğum araç batıyor ve önümde duran cam bana 5 tonluk bir baskı uyguluyordu. Dalış için yaklaşık 7 yıldır çalışan tasarım ekibi, mühendisler ve bilim insanları, denizaltının Cameron'ı sağlıklı bir şekilde yeryüzüne ulaştırması için de büyük çaba sarf etti. Orası ay gibiydi. Çok izole bir alan. Benim hissettiklerim sanki insanlıktan tamamen uzaklaşmışım gibiydi. Sanki bir günümü uzayda geçirmişim. Sanki bir başka gezegene gidip geri gelmiş gibiydim. Dünyanın en derin noktasına ilk ve son kez 1960 yılında inildi. Betty Shape Triesta isimli büyük bir denizaltıyla gerçekleştirilen dalış 20 dakika sürmüştü.